Telefonlarımız varmış. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar efendim. Buyurun. Alo. Alo. Hatice Hanım, selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar kardeşim, buyurun. Hocam size bir sorum olacaktı. Ben Ramazan ayı hatim yapıyorum. Ve hatimi bazen dinleyerek mukabele yapıyorum, bazen de kendim okuyorum. Evet. Yarısını böyle ya da öyle okuduğum için etrafımdaki işte arkadaşlarım olsun, onlar bana diyor ki öyle olmuyor. Ya hepsini dinleyerek okuyacaksın ya da hepsini kendin okuyacaksın. Kabul olmuyor diyorlar ve benim de içime sinmiyor. Ya bu arkadaşların hocalığı da bitmiyor yani. Annem böylelerine eke derdi, ekelik yapıyorlar derdi. Şimdi bilmeden konuşuyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i takip ederek de mukabele oluyor. Efendim okuduğunuz zaman diyelim ki kaçırdınız. Dünkü mukabeleyi kaçırdınız. Ne yapacaksınız? Kendiniz okuyacaksınız. Kaçırdığınız yeri okuyacaksınız. Okumak da dinlemek de mukabeledir. Hiçbir sakıncası yoktur. Bilip bilmeden konuşuyorlar. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, biri okuduğu zaman bizim dinlememiz farz oluyor. O yüzden kendimiz orada okumuyoruz. Dinlemek farz çünkü. Ama o okumadığı zaman eksik kalan cüz varsa ya da biz onu dinlemek durumunda değilsek o cüzü kendimiz okuyoruz. O da hatim oluyor. Hiçbir sakıncası yok. Başka soru var mı? Bir tane sorum daha olacaktı hocam. Evet, buyurun. Anneannem PUA hastası. Oruç tutuyor. Aldığı tüpleri var. Evet. Acaba o tüplerini gündüz alsa orucuna bir zararı olur mu? Sadece havaysa, oksijen gibi. Onun, aynen hocam, hava. Onun zararı yok. Ama içinde ilaç varsa, ilaçla beraber. Yok hocam, su koyuyoruz. Tamam, onun zararı yok. O tür nefes almak gibi kabul edin. Sadece oksijen tüpü bağlanmış ya da suyun içerisinde buharla onu çekmenin bir zararı yok. Havayı çekmiş oluyor. Yani içine vücudun bir ilaç almıyor, herhangi bir gıda almıyorsa bu yolla sıkıntı olmaz inşallah. Allah kabul etsin, şifa versin annenize. Sağ olun hocam. Sağlık, Allah afiyet razı olsun. Diliyorum. WhatsApp sorularıyla devam edelim. İyi günler hocam. Hayırlı sahurlar. Hocam ben sana bir şey danışmak istiyorum. Ben hastayım, şeker hastasıyım, tansiyon. Kalbimden rahatsızım, astımım var. Orucu tutamıyorum hocam. Fitresini de veremiyorum. Evet. Vallahi hocam o yüzden danışmak istedim sana. Allah şifa versin. Bir hasta niyet eder de sonra hastalık sebebiyle bir ibadeti yapamazsa sanki yapmış gibi sevap alır. Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti yaptığından daha hayırlıdır. İyiliğe niyet edersek yapmış gibi sevap alırız. Yaparsak daha çok sevap alırız. Ama niyet ettiğimizin karşılığında alırız. Oruç tutacağım ben ama sağlığım el vermiyor. İşte o zaman sanki tutmuş gibi sevap alırım. Fidyesini ver diyor Cenab-ı Hak. Tutamazsanız gücü yeten. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ Gücü yetene fidye ver diyor Allah-u Teala. Gücü yetmeyene fidye ver demiyor ki. Yok hocam, benim cebimde bir şeyim yok hocam diyor. Ne diyeceksin? Senden Allah affetsin diyeceksin. Cenab-ı Hak bilmiyor mu senin vereceğin, veremeyeceğin gücünü, maddi imkanını? O yüzden dinde zorluk yok. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَى Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Rahman ve Rahim olan Allah bizi zorlar mı? Kulunu zorlar mı? Rahmet sahibi o zaten. Niye fakire fukaraya fidye ver desin ki? Zaten fakir fukara rahat etsin, zenginler ona versin diye fidyeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Yoksa sen fakirsin, sen ne vereceksin der mi? Fakirin elinden tutulmasını istiyor, fakire yardım edilmesini istiyor. İbadet ederken insana yönelik, insana dönük bir hayırlı bir iş yaparsan Allah onu kabul ediyor. Bak oruç kıymetli, oruç kadar bir kıymetli şey de bir fakiri doyurmak, fidye vermek. O da oruç yerine geçiyor, oruç tutamayanların. Peki devam WhatsApp sorularımıza. Selamünaleyküm hocam. İyi Ramazanlar, iyi geceler diliyorum. Benim bir sorum olacaktı. Ben antidepresan ilaç kullanıyorum. Anksiyete bozukluğu ve tik rahatsızlığım var. Sabah akşam ilaç kullanıyorum. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Durumum da yok, çalışmıyorum. Sorum buydu hocam. İyi Evet. geceler, hayırlı Ramazanlar, Sağ ol. hayırlı sahurlar. Şimdi bir insan sabah akşam arada değil de sadece sabah ve akşam ilaç kullanması gerekiyorsa imsak vaktinden akşam vaktine kadar kullanabilir. Yani imsak vaktinde bir de akşamleyin kullandı mı yetiyorsa bu gündüz ilaç kullanman gerekmiyor şart değilse yani 1-2 saatlik bir kaymayla kurtarırsın. Belki oradan da şifa bulursun, sıhhatli olursun inşallah. Böyle deneyeceksin. Yapabiliyorsan orucunu tutacaksın kardeşim. İlacım var, ben oruç tutmuyorum. Tamam da ilacı olmayan çok az insan kaldı zaten. Belli bir yaşa gelince herkesin ilacı var. Ne yapıyoruz ilaçlarımızı? İmsakta alıyoruz. İmsakta alıyoruz. Bir de iftarda alıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.